Arkadaşlar merhaba. Size bugün farklı bir otu tanıtacağım. Daha önceki videolarımda anlatmadım, tanıtmadım bir ot. Küçük kuzu kulağı otu. Çok farklı, yine güzel otlardan bir tanesi. Umarım bu videoyu da keyifle izlersiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Bakalım tanıyor musunuz bu bitkiyi arkadaşlar? Bakın böyle. Şuralarda da var. Hemen yayılmış. Her yerde var aslında, arazimizin yukarılarda da var. Bu bitkimizin adı arkadaşlar küçük kuzu kulağı otu. Küçük kuzu kulağı otu. Labada kuzu kulağı nasıl bir otsa ekşice, bu otumuz da o cinsten bir ot. Ama çok güzel, böyle narin. Fazla böyle herkes tarafından fark edilecek gibi bir ot değil. Yalnızca dikkat ederseniz bu otu arazinizde, bahçeler, tarlalarda, böyle orman kıyılarında görebilirsiniz, kıraç alanlarda. Evet, şimdi bunu size yakından göstermeye çalışayım. Hatta şöyle önce bir uzaktan göstereyim. Şöyle bir öbek halinde arkadaşlar. Bakın uzaktan hiç belli olmuyor. Sanki şöyle bir ot yumağı gibi görünüyor. Ama yakından şimdi size tanıtmaya başlayayım artık. Şöyle dibinden biraz kök çıkarayım. Nereden çıkaracağım? O kadar çok sarmış ki. Kökler birbirine girmiş. Burada çok sayısız kök var arkadaşlar. Bu arada. Küçük kuzu kulağı otu diyoruz ama kökler öyle çok da küçük değil. Geçen yıl bu tarlayı işlemiş olsaydık burada bu kadar rahat büyüyemezdi. Kuzu kulağına da benzeyen yanları var bu arada. Şimdi tam çıkaramadım ama şuralardan böyle biraz çıkartayım, size göstereyim. Evet. Yenen otlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Bilimsel adı, Latince karşılığı da Rumex acetocella diye geçiyor. Ben eskiden her bitkinin, her hastalığın bilimsel ismini hemen öğrenirdim. Ve hep o isimle söylerim. Çünkü bilimsel adı bir tanedir. Bu tür bitkilerin, hastalıkların. Öyle 10 tane ismi yok. Mesela Şevketi Bostan otuna kenger, farklı isimler de veriliyor. Kara hindibaya birçok isim veriliyor. Aslan dişi gibi, çıtlık gibi, hindiba gibi, ama bilimsel ismini bu şekilde söylersek internetten daha rahat araştırırsınız. Bakın yakından gösteriyorum bu arada Rumex acetocella'yı. Yani küçük kuzu kulağı otu. Tadı ekşi ama bizim bildiğimiz kuzu kulağı otundan bir tık yumuşak arkadaşlar ekşiliği. Bu bitkiyi mutlaka, eğer köyleri olanlarımız varsa, böyle benim gibi kırsalda yaşıyorlarsa görmüş olabilirler. Şimdi bir tane kökünü göstereyim. Bakın kök yapısını, kuzu kulağını da ben size bu şekilde göstermiştim. Onun da bir kök kısmı böyle bordo, kırmızı şeklinde rengi var. Kırmızı rengi. Şimdi çok yıllık bir bitki. Yenen otlardan. Bir de karşılaştırma, şu yaprak şeklini karşılaştırayım size, bakın. Şöyle. Gövdeden çıktığı zaman yapraklar hemen böyle yaprak oluşmuyor. Bir gövde diyelim, yaprak dalı şeklinde. Fakat uca doğru şöyle bir çatallanıyor. Ondan sonra yine tam şurası bir yaprak şeklinde duruyor. Bir ok şeklinde düşünebiliriz. Bir mızrak şeklinde düşünebiliriz bunu. Bu şekilde ararsanız çok rahat bulacağınıza inanıyorum ben. Hemen yandakini de bakın göstereyim size.
Hepsi böyle zaten. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu bitkimizin bu şekilde topladığınız zaman çok rahat kullanabiliyorsunuz. Çorbalara katabiliyorsunuz. Bunun tohumlarını da kullanıp yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kökünden de çay yapılıyor. Onu da yine bahsedeceğim size. Ama önce bitkiyi size tanıtmaya çalışayım. Kökler arkadaşlar birbirine hep bağlı. Şöyle göstereyim. Hep birbirine bağlı şekilde. Ben bunları yırtarak çıkardım. Birbirlerinden ayırarak çıkardım. Farz edelim bu bitki sizde yok ve merak ediyorsunuz, yetiştirmek istiyorsunuz, bahçenize götürmek istiyorsunuz. Şunu alıp da toprağa sapladığınız zaman inanın su vermeseniz de bu hemen tutacaktır. Kuruma diye bir şey olmayacak. Çünkü yabani otlarda bu konuda büyük bir dayanıklılık var. Bakın şöyle ayırdım. Bu yine kök olarak bunu ekebilirsiniz. Tabii benim ekmeme gerek yok. Her taraf dolu ve ben zaten topladığım zaman yılda bir defa o kadar çok az kullanıyorum ki bunları. Zaten ekşi de tüketemiyorum. Salatalara falan doğruyorum. Gerçi yiyorum ama çok fazla ekşi olan kuzu kulağında olduğu gibi ben onları çok yiyemiyorum. Yüzüm hemen ekşiyor. Evet. Yüzüm nasıl ekşiyor arkadaşlar? Size onu da göstereyim. Hemen burada yemeye çalışayım ben bunu. Yüzümün ekşidiğini görün. Ben bir tane yiyeceğim. Daha düşünürken bile ben ekşimeye başlıyorum. Böyle dayanamıyorum bu ekşiliğe. Şimdi şunu yiyeceğim. Bakın böyle güzel, hoş. Bu o kadar ekşi olmadığı halde yani kuzu kulağı ekşiliğinin yarısı gibi düşünebiliriz. Yani yarı şeklinde. Bunun içinde nişasta da var arkadaşlar. Şekerler var. A vitamini, B vitamini, C vitamini var. Fosfor var içinde aynı zamanda. Demir de var. Yani güzel. Ama limon mu bu mu derseniz ben bunu tercih ederim. Çünkü limon çok kötü ekşi geliyor. Daha önce çok severdim limonu. Ama şu 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır ekşilere karşı birazcık böyle uzak duruyorum. Küçük kuzu kulağı otunu topladınız. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? En azından şöyle hemen kırmızı kısmından biraz da toplayıp, bunlar çok narin, çok kibar kuzu kulağı otları. Şöyle biraz size göstereyim. Şunları da bırakayım mı? Kıyamıyorum yere bırakmaya da. O kadar güzeller ki. Tazecikler. Evet. Bunları bu şekilde yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Bunları salatalarınıza doğrayabilirsiniz. Ekşi olduğu için fayda sağlayacaktır. Veya çorbalara katabilirsiniz. Yine bu yaprakları ezmek suretiyle lapa haline getirirsiniz. Çıbanların üzerine sarabilirsiniz. O şekilde kullanım vardır. Bunun dışında köklerini de arkadaşlar kaynatmak suretiyle ishal olduğu zaman, ishal tedavisinde kullanılıyor bu arada. Onun dışında yine kökleri kaynatılıp içildiği zaman kadınların aybaşı kanamaları çoksa eğer orada da yine şifa olarak yani durdurucu olarak faydası var. Tabii benim söylediklerimi aman hemen biz onu yapalım bunu yapalım diye düşünmeyin. Mutlaka araştırın. Araştırdıktan sonra uygulayın. Çok da güzel. Arkadaşlar bunu çok yemememiz gerekiyor. Çok fazla abartmamamız gerekiyor. Bunun yapraklarıyla otçul hayvanlar beslenebiliyor ama onu da fazla yedirmemek gerekiyor. Böyle bir uyarı vardı araştırdığım kaynaklarda. Zaten herhalde bunu alıp da böyle kilolarca hemen biz çorba yapalım bundan, hemen salata yapalım diye düşüneceğinizi zannetmiyorum.
Böyle benim gibi bir miktar toplarsınız. Hani roka demetleri vardır ya, o şekilde alırsınız. Onu salataya doğrarsınız. Kahvaltıda veya işte yemeklerin yanında böyle biz hani tuzlarız, biraz üzerine yeriz ya, o şekilde. Yani aynı kuzu kulağında olduğu gibi tüketebiliriz. Abartı arazisinde çok fazladır. Hemen ondan yiyeyim, bundan yiyeyim diye belki olabilir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Yani vücuttaki fazla suyu küçük kuzu kulağı ne yapar? Dışarı attırır. Bu yönüyle de şifa olarak kullanılır. Benim aklıma gelenler bunlar. Yani güzel bir ot. Çiçekleri de daha çok o küçük küçük, ne renk? Böyle pembe, kırmızı, beyaz karışık ama minik minik çiçekleri vardır. Hoş çiçekleri vardır. Aynı kuzu kulağının çiçeklerine de benzetiyorum ben bunun çiçeklerini. O tohumları da, yani küçük kuzu kulağının tohumlarını da arkadaşlar kuşları beslemek için de kullanabilirsiniz. Böyle güzel, hoş bir otumuz. Ben bunu böyle size göstermiş oldum. Evet. Şimdi birazcık bundan toplayayım. Hatta temizleyerek toplayacağım ki eve gittikten sonra temizlemeyi sevmiyorum. Evet. Çok güzel oldular. Bunlar baharda daha da büyüyor arkadaşlar. Yaklaşık 20 santim ile 50 santim arasında boylanabiliyor. O zaman daha gösterişli bir yapı haline bürünüyor. Şimdi artık kış olduğu için biraz bunlar kendilerini koruma altına almışlar. Ama o kadar çok sıkı ki burası sanki böyle halı gibi döşemiş kendisine. Yapraklar birbirine girmiş. Evet. Şimdi biraz sonra arkadaşlar size kök yapısını göstereceğim tamamen. Sizin bulunduğunuz yerlerde de bu bitkiye rastlıyor musunuz? Bana yorumlardan yazarsanız merak ettim. Her yörede oluyor mu diye. Dediğim gibi çok böyle ön planda görülen bir bitki değil. Gösterişli değil kuzu kulağı kadar. O nedenle belki de buna küçük kuzu kulağı deniyor. Evet, bunu sepetime koyuyorum şimdi. Şurada attıklarımı da biraz toparlayayım. Onları hatta koyayım böyle sepetime, sonra ayıklarım onları. Şimdi şurada da yine arkadaşlar bu köke hiç dokunmadık. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Size onun güzelliğini göstereyim. Uf uf, çok güzeller. Şu birkaç tane yaprak kötü ama sanırım sonbaharın ilk zamanlarında bu hemen yapraktan çıkarmış. Birkaç defa kar yağdı ama çok fazla etkili olmadı. O zaman yaprakları zarar görmüş. Çok yıllık bir bitki. Küçük kuzu kulağı otu. Bir daha göstereyim şöyle size. Daha güzel bir yaprak bulmalıyım. Geçen yıl size bu bitkiyi ben gösterecektim. Tanıtacaktım bu zamanlar. Tabii geçen yıl bu zamanlar sıkıntılarımız vardı. Ben burada değildim. Bayramış'ta değildim. İzmir'deydim. Annem rahatsız olduğu için İzmir anneme bakmaya gitmiştim. Bakın güzelliğe. Ne kadar güzel bir yumak şeklinde büyümüş. Şimdi size bunu, yapraklarını tekrar yakından göstermek istiyorum. Bakın aynı bir ok ucu gibi, mızrak ucu gibi. Evet. Sanırım şu görüntüden sonra şunları hemen bırakayım. Şunu tekrar göstereyim. Çünkü bu şekilde gördüğünüz zaman doğada ararken de bu görüntü gözünüzün önünde olur inşallah ve tanımanız daha kolaylaşır. Hemen yaprağın arka kısmını da göstereceğim. Bakın yaprağın arka kısmı da bu şekilde. Küçük kuzu kulağı otu. Şimdi bu bitkimizin
Aslında onu da kıyamıyorum ama yine de bu tarlayı süreceğimiz için bunu kökünden çıkaracağım ve size kök yapısını göstereceğim. Bakın şunlar geçen yıldan kalan çiçek sapları. Yani 20 ile 50 santimetre boylanıyor. Bu şekilde burada tohumlar oluşuyor. Böyle salkım şeklinde, üzüm salkımı gibi düşünün. Bakın bunlar hep onların tohumları. Bunlar tohumları düşmüş. Artık ölmüş zaten bunlar da. Şöyle dip tarafından açmaya çalışayım. Böyle yana doğru arkadaşlar. Şimdi bunun kökleri, bir kök çıkarayım da şuradan. Hatta şu yana doğru gitmeye başlamış. Evet. Bakın böyle yana doğru toprağın içinde şöyle dallar atar ve ilerler. İlerledikçe de arkadaşlar şurada böyle toprağın dışına doğru hemen sürgün verirler. Bu da sürgün verir. Buradan tekrar kol atar ve devam eder. Hani çilek nasıl dal atar, çoğalır ve ondan sonra gittiği yerde hemen bir tekrar yeni bir çilek oluşturur. Çilek fidesi. Bu da aynı şekilde. Eğer çoğaltmak isterseniz bu bitkiyi şuradan böyle ayırmak suretiyle de bir kök elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Böyle. Hepsi bir köktür aslında. Şunu da kopardım. Bakın dibindeki köklere bir fide oluştu. Bu şekilde işte toprağın ilerisine doğru, yana doğru, sağa doğru her tarafı böyle sarar. Aslında bir nevi çileğe benzettik. Evet, çilek gibi kol atarak ilerler. Ama çilek kollarını dışarıdan atar. Bu kollarını içeriden atıyor. Toprağın altından sürünerek gidiyor. En güzel örnek aslında buna ayrık otunu duymuşsunuzdur. Tarlalarda sorun haline gelen otlardan bir tanesidir ayrık otu. O ayrık otu nasıl toprağın altına ilerler ve yayılır? Bu da aynı şekilde. Aynı zamanda ayrık dışında nane gibi de diyebiliriz. Nane de çünkü toprağın altı ilerler ve orada hemen bir sürgün verir. Şöyle yine ilerler, burada bir sürgün verir derken nane her yere yayılır. Bu küçük kuzu kulağı otu da aynı şekilde yayılan bir ottur. Neyse bunu çıkaracağım arkadaşlar. Göstereyim bak. Bakın bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi göstermeye çalışıyorum ama o kadar çok yoğun ki şu saçak kökleri. Ayıralım. Hep bunlar yanlara doğru gidiyor, çoğalıyor. Şöyle kılcal damarlar şeklinde kökleri var. Özellikle ana gövde izlerinde ise daha kalın bir kök oluşturuyor. Şurada göstereyim. Mesela şu daha kalın bir gövde, odunsu bir gövde hatta. Parçalayacağız. Bakın şöyle. Umarım şu kırmızılığı görüyorsunuz. Aynı kuzu kulağının gövdesinde olduğu gibi. Bu da bu şekilde. Hep kırmızılık var. Böyle kökleri. Bu daha kalın. Ama ilerlediği zaman da şöyle çok ince kılcal şeklinde kökleri de var. Nitekim böyle hiç sürülmeyen bir tarla olsaydı burası birkaç yıl geçtikten sonra iyice her yeri kaplamış olacaktı. Ben bunu daha çok kıyılarda böyle taraçalarda gördüm. Aslında istilacı otlardan bir tanesi. Öyle şimdi yenen otlar diye tanıtıyorum ama çiftçiler bu otları gördükçe bunları kurutmak için ot ilacı atıyorlar. O da doğayı tabii ki katlediyor. Türlerin ölmesini sağlıyor. Yani ot türleri bu şekilde yok oluyor. Eskiye kıyasla özellikle otlar tükendi diye çok söylenir. Maalesef tarlalara atılan ot ilaçları bu bitkilerin neslini tüketmiş oluyorlar. Keşke tarımda bu ilaçlar olmasa da bu otlarla mücadele, hani eski yöntemlerle söküp atma veya tarlayı sürme şeklinde olsa. Maalesef doğayı herkes böyle bir şekilde ucundan tutmuş, katlediyor. Tabii benim de şu anda bu katletmiş olduğumu düşünüyorsunuz ama dediğim gibi bu tarla sürülecek ve bunlardan ben zaten yararlanamayacağım. Yine bir şekilde bunları alıp belki yine kullanmak için eve götürebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir otu size tanıttım.
Siz de bu otu biliyor musunuz? Sizin yörenizde de küçük kuzu kulağı dışında farklı bir ismi de varsa yine bana yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, bugün size küçük kuzu kulağı otunu tanıtmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.